Merhaba gençler, bugünkü dersimizde kareye başlıyoruz. Dörtgenlere eşit olan dikdörtgene biz kare diyoruz. Karenin özelliklerine geldiğimiz zaman zaten dikkat edin, dört kenarı birbirine eşit adından geliyor. Her bir kenar uzunluğuna A dedik, açılarının 90'ar derece olduğuna dikkat edelim. Bütün açıları 90 derece. Kenarların hepsi eşit. Üçüncü özelliğe geldiğimizde alanı iki dik kenarının çarpımından bulunacak. Dolayısıyla A ile A'nın çarpımından A kare olacak. Çevrede ise dikkat ederseniz 4 tane A var. Diğer bir özellik, köşegenler birbirlerini dikeser gençler. Aynı zamanda köşegen uzunlukları eşittir. Bunlara dikkat edin. Devam ediyorum. Şimdi geldik ilk örneğimize. Şekle biraz yaklaşalım gençler. ABCD kare demiş. EAB eşkenar üçgen. Bakın. Eşkenar üçgense zaten açıların 60'ar derece olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal başka bir eşitlik kullanılacak bize. X kaç derece diye sorulmuş. Şimdi eşkenar üçgen dediği için şu kenarlar eşit. Kenarlar eşit ama karenin de bir kenarı. Dolayısıyla karenin kenarları da aynı olduğu için şunlar da eşittir diyebiliriz. Şimdi madem eşitler, buradaki açı 30 derece kaldı, 90'da. Tabandaki iki açı aynı olmalı. 75-75 dağılır gençler. Her iki açı da 75 derece. Şimdi şuraya baktığımız zaman, bakın toplam 135 derece yapıyor. Demek ki şu arkada kalan kısım 45 derece. Zaten şu açı da 30 derece. O halde burada oluşan üçgene bakarsak, bakın. EFB üçgenine bakarsak 45, 30 ve x var. 45, 30 ve x. Toplam 180 derece olmalı. 3 kısmı 75 yaptı. Karşıya atarsak x 105 derece diyebiliriz. Tamam. Geçiyorum gençler. Örnek 2'deyiz. Yine şekle yaklaşıyorum. Kare demiş. Açılar 10'ar derece verilmiş. Buna göre x nedir diye sorulmuş. Burada benzerliklere dikkat etmeniz lazım. Bakın 90 derece ve açı 80 derece. 80 derece. Açı 90 derece. Şimdi dikkat ederseniz bakın 80 derecenin karşısındaki kenarlar aynı. Dolayısıyla hipotenüsler de aynı olur. Şunlar eşit. Şimdi arada kalan açılara bakıyorum. Şu bölgeye baktığımızda 90 derece olması lazımdı. 10, 10, 20'yi kullandık. Geriye kaldı 70 derece. Arkada kalan açılara baktığımda eşitliği gören x, arada eşitliği gören x olmalı. Bu durumda 2x artı 70, 180 olmalı. 70'i karşıya atarsak 2x, 110 olmalı. Sadeleştirirsek x, 55 olmalı. Tamam. Geçiyorum gençler. Yeni bir sorudayız. Yine şekle birazcık yaklaşalım. Ayrı ayrı kare olarak verilmiş. 50 derece verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Kare olmasının özelliklerini kullanmamızı istiyor gençler. Bir de mümkün mertebe varsa bağlantı kurmamızı istiyorlar. İşin özelliği o. Şimdi dikkat edin. Büyük kenarın bir kenarıyla ki şu açı 40 derece onu biliyoruz. Küçük karenin kenarı ortak. Dikkat edin şimdi alt tarafa, hatta rengi de değiştirelim. Bak, mavi yaptım. Büyük karenin bir kenarı, küçük karenin bir kenarı. Aynı üçgenler gençler bunlar. Kenar uzunlukları aynı olduğu için. Şimdi dikkat edin. Küçük karenin kenarını gören açı 40 dereceydi. Küçük karenin, şurada bir küçük karemiz var, dikkat edin. Küçük karenin kenarını gören açı aynı, 40 derece. Tamam. Geçiyorum gençler. Yani benzerlikten yararlandık bu soruda. Örnek 4. Yine şekle yaklaşalım. ABCD bir kare. AC uzunluğuyla EB uzunluğu kesişimi K noktasıymış.
EBC açısı 25 dereceymiş. Buna göre x kaç derece diye sorulmuş. Şimdi herhangi bir özellik yok. Verilen bağlantıları kullanmaya dikkat edeceğiz. Tabii bir tane özelliğimiz var. O da köşegen olma özelliği. Demek ki şu açı 45 derece. O halde 45 ile 25'in toplamı iki tane iç açının toplamı dış açı eşitti. 70 derece. O halde x de 110 derece diyebiliriz. Tamam. Doğru üzerindeki açının toplamı 180 yapmalı. 70 derece alt tarafta ise 110 x olmalı. Yani x 110 olmalı. Geçiyorum. ABC'de bir kare. Şimdi bakın DE uzunluğu AC uzunluğuna eşit. AC uzunluğu köşegen, dikkat edin. Diğer köşegen yaparsak büyük bir ihtimal sorumuzun cevabı gelecektir. Şu DE uzunluğu artık şu uzunluğa eşit. Şunu silebilirim. Tamam. Şimdi şekle yaklaşık arkadaşlar. Aynı zamanda köşegen olduklarını unutmuyorum. Değil mi? Şu açı 45 derece. Arkada kalan açılar aynıysa, eşitliği gören açı x ise, eşitliği gören açı komple x. Bu durumda 2x artı 45. 180 derece. 45'i karşıya atarsak 2x 135 derece. Sadeleştirirsek x 67,5 derece. Dereceler böyle ondalıklı gelebilir gençler. İlginiz olsun. Hani niye böyle geldi diye tereddüte düşmeyin. Devam ediyorum. Şimdi geldik sıradaki soruya. ABC'de bir kare. DE uzunluğu EA uzunluğuna eşit. Bu da BF uzunluğuna eşit. CEF açısı x derece. Ona göre x kaç derece diye sormuş. İlk başta bir dikkat edersek, hatta şekle bir yaklaşalım. Öyle göstereyim. C ile F'yi birleştirirsek gençler. Şimdi bakın 90 derece var zaten. Tavanda bir 90 derece var. Şu açıya A açısı desek, A'nın gördüğü eşitlik var. Bakın. A'nın gördüğü eşitlik var. Şuradaki açıya da B açısı desek. A ile B'nin toplamının 90 derece olduğunu gördük. Yani şuradan görebiliyoruz. Dolayısıyla şu açı B açısı. Bütün açı B açısı. Ha bu arada A ile B 90 ise zaten soru çıktı. Yeni fark ettim. Burada 90. Aynı zamanda bunların hipotenüsleri de eşit gençler. Çünkü bakın A'nın gördüğü kenarla A'nın gördüğü kenar aynıydı. O halde hipotenüsün gördüğü kenarla hipotenüsün gördüğü kenar da aynı. Bu durumda x 45 derece diyebiliriz. Geçelim. Yani şunlar eşit. Bak, hipotenüsler. Taban zaten 90 derece. Şu açı 90 derece. Dolayısıyla 45, 45 dağılması lazım. Örnek 7. ABCD bir kare. DE uzunluğu AF uzunluğuna eşit. Bakın verilmiş zaten. A açısı ile teta açısından farkı 10 derece olduğuna göre A açısı kaç derece? Alfa da diyebilirsiniz. Alfa diye kullanılıyor genellikle. Şekle biraz yaklaşalım gençler. Şimdi bakın. Şuradaki eşitlikleri kullanmamız lazım gençler. Bakın. Bu eşitlikler boşuna verilmemiş. Açıya ne diyelim? Mesela x açısı diyelim. Şurada 90 sonuçta. Şu tabana y açısı diyelim. Sonuçta x ile y'nin toplamı 90 derece. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda şunu görmeniz lazım gençler. Şekilde belki bir adım daha yaklaşılabilir ama benzerliği görebilirsiniz bakın. Sonuçta bir taraf karenin bir kenarı, değil mi? Bu taraf karenin bir kenarı. X'in gördüğü kenarla şuradaki açının gördüğü kenar eşit. Demek ki tepedeki açı x derece. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ve biraz uzaklaşıp kalem alacağım. Hatta kalemle ince atıyorum. Şimdi bakın. Şuna y demiştik. Şurası x. E x ile y'nin toplamı 90 derecesi, burası dik. Değil mi? 90 derece. O halde alfa ile teta'nın toplamı, a ile teta'nın toplamı 90 derece. Zaten şeyi biliyoruz. Diğer eşitliği biliyoruz. Onu uzaklaşarak yazalım. Şimdi bakın. Şurası zaten 90 derece. Dolayısıyla a artı teta 90. A eksi teta 10. Sağ tarafta toplarsak tetalar gider. 2 tane A 100. Buradan A 50 gelir. A 50 ise teta da 40 olur. Bizden ne istiyordu? A istiyor. 50 der. Tamam geçti. Geçiyorum. Alıştırmalara geldik. Bu ders yine bu kadarlık olsun. Bir sonraki ders görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.